Merhaba, bugün sizlerle hem çok pratik hem de çok çok lezzetli bir tatlı yapacağız. Gürcü tatlısı Doğu Karadeniz taraflarında yapılıyor. 4 yumurta, yarım su bardağı toz şekeri çırparak başlıyoruz. Bu arada öncelikle şerbetini koymamız gerekiyor. Çünkü kek sıcak, şerbet soğuk olacak. 2 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su, 1 limonun 1/3 birini kabuğuyla birlikte tencereye alıyoruz. Şerbet kaynayacak. Kaynadıktan sonra 15 dakika kadar ocakta kaynamaya devam edecek. Kıvamını alacak. 15 dakika sonra ocaktan alacağız. Soğuması için buzdolabına kaldıracağız. Biz bu arada kekimizi hazırlayacağız. Yumurtalar her zamanki gibi rengini değiştirene kadar çırpılacak. Yumurtaların rengi açıldıktan sonra 1 paket vanilya, 2 paket kabartma tozu, yarım su bardağı sıvı yağ, 1,5 su bardağı da ceviz içi ekleyeceğiz. Cevizler kırmızı mercimek büyüklüğünde olacak. Hem dişe de gelir hem de keserken daha düzgün şekiller çıkmasını sağlar. Ben biraz büyük parçalar da bırakmıştım. Hani daha lezzetli olur yerken diye ama onlar benim kesmemi zorlaştırdı. Lütfen siz ceviz içlerinin aynı boyutlarda olmasına dikkat edin döverken. Bu şekilde karıştırıyoruz ve son olarak da 1 su bardağı un ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi kekin hazırlanması aslında 5 dakikamızı bile almıyor. Çok pratik bir kek. Bunu normalde kek olarak da yapabilirsiniz ama şerbetiyle efsanevi lezzet oluyor. Onu da karıştırdıktan sonra spatula ile şöyle bir kenarından alıyoruz. Çünkü bu makinalarda altını iyice karıştırmayabiliyor bazen. Kenarlarını alıyoruz. Şöyle bir çeviriyoruz. Ve tereyağlı yağladığımız tepsiye yayıyoruz. Büyük borcamlar da kullanabilirsiniz. Onda da kek biraz daha ince olur. Ama sonuçta lezzeti değişmiyor. Hiç sorun değil. Kenarlarını düzeltiyoruz. Orta kısmındaki şişkinliği de yan taraflara yaydırıyoruz ki kekimiz düzgün çıksın. Kek 220 derecede önceden ısıtılmış fırında pişirilecek. Kürdanla test edebilirsiniz pişip pişmediğini ama piştikten sonra üzerinin biraz daha kızarmasını istiyoruz. Bu renge gelene kadar tutuyoruz ama lütfen başında durun, yakmayalım keki. Hafif kahverengi bir üstü olması gerekiyor. Kekin üzerinde kürdanla delikler oluşturuyoruz. 3 dakika kekin ilk sıcağına atmasını bekliyoruz. Çünkü hemen şerbeti verirsek hamur olabilir. Şimdi kekimiz ilk sıcağına attı. Şerbet de dolapta soğudu. Şerbetini verebiliriz artık. Yavaş yavaş şerbetini döküyoruz. Gördüğünüz gibi hemen çekmeye başlıyor pamuk gibi. Bu şekilde bütün şerbetini döktükten sonra 2-3 saat kadar dinlendireceğiz. Buzdolabında dinlenirse daha iyi olur. Evet, şu an bile üstü çok güzel görünüyor. Evet, ben 2 saat dinlendirdim. İstediğiniz boyutlarda kesebilirsiniz. Yerken baymıyor. Çok çok aşırı şekerli bir tatlı değil. Ama çok çok lezzetli. Biz iftarda yedik. Hatta sahurda birer dilim daha yedik. Çünkü gün içinde aklımıza gelmesin diye düşündük. İçindeki cevizleri görüyorsunuz, çok güzel.
Dilerseniz Hindistan ceviziyle, cevizle süsleyebilirsiniz. Tabii lezzet olarak bunların hiçbirine ihtiyacı yok. Her şey yerinde, şekeri, tadı, kıvamı, her şey yerinde bir tatlı oluyor. Ama süslemekte de bir sakınca yok. Umarım denersiniz ve bu lezzeti tadarsınız ve fikirlerinizi aşağıda yazarsınız. Tarifleri kaydetmeyi, abone olmayı ve yeni tariflerden haberdar olmak için zile dokunmayı unutmayın. Afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.